Başladık mı? Dalmış bir şeye. Bakıyorum ne oluyor diye. Bakalım kimler var? Kimler bizimle? Dın dın dın. İyi. Sesimi kısmamışım. Selam arkadaşlar. Mislihan nasıl becerip ilk önce sen yakalıyorsun ya? Süpersin vallahi. Aslında şu benim telefon şeyi vardı ya. Selamlar. Şiddetli bir boyun ağrısıyla karşınızdayım. Tarararam. Esra geldi. Şükran Hanım geldi. Aysun Demirci geldi. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Dün yoktum. Ceylin de geldi. Annecik. Zuzu. Daha 9 kişi izliyor bizi ya. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayşe Altıntaş geldi. Deniz Koca da geldi. Yeni yeni öğreniyorum şu canlı yayın olaylarını. Şu yukarıdaki gözden kaç kişi izlediğini görebiliyormuşuz. Ben hiç haberim bile yoktu. Merhaba Zerrin. Ceylincik. Herkes arkadaşlarını davet etsin bari. Bir gün yakaladın bak. Orkide de burada. Ayşe Özer geldi. En sonunda boyunluk takacağım şöyle. Aslında takmam gerekiyor, evde var da. Şimdik. Ne yapacağız? Anlatacağım ama şimdi yeni gelenler soracak ne oluyor diye. Maskeleme jeliyle uygulama göstereceğim size. Merhaba Nilgün Hanım. İyi akşamlar Yasemin. Hanife Aktaş hoş geldiniz. Stella'yı çağır evet. Ay Hacer yetiştin mi? Hacer benim güzel gözlü kursiyerim. Merhaba. Rengarenk Ebru. Aynur Koç. Ay Avanos'tan ne güzel valla. Kübra Acar. Merhaba size de selamlar. Çiğdem Özen'le. Dönüp duruyor çünkü herkesin yerinde olduğu internet farklı çekiyor. Müzeyyen Hanım. Ayşe. Ayşe mı diyeyim ben sana? Ayşe diyeyim ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müzeyyen Hanım. Ayten Hanım. Sizlere de teşekkürler. Zeliha Şahin Acar, Yasemin Demirbaş, Demirbaş doğru okumuşum. Birsel, Dilek Hanım hoş geldiniz. Aynur Koç. Yasemin Durmaz, sağ ol canım benim ya. İnşallah sorunsuz yayınlar. Hatice Hanım da yetişti. Nuray Karabalık da geldi. Seçil görür. Diva. Diva senin ismin, gerçek ismin ne? Sorun değilse nickname'in Diva da. Diva deyince şöyle ne bileyim ben sanatçı falan sahne ismi gibi geliyor. Yetim mi gibi mi kaldınız? Ay. Tamam Ayşe'nin, Ayşe dedik sana. Hicran hocam selam. Canan Uluç, Demet Tosunoğlu, selamlar. Sevil Bey, Baykara, size de selamlar. Emine Çalebi, yakaladınız. Birsel göreve hazır. Sevinç Hanım, iyi akşamlar. Özlem Hanım, işte donup duruyor falan ya, o sizin olduğunuz yerle alakalı, megabit açtığınız zaman zaten yavaş çekiyor, fiber değilse bir sürü etken var. Gözde Eris, Hülya Bahtiyar, Sibel Başarır, kaçırıyorum, Zerrin Sayın, Düzce abim, Düzce abim şu cupcake'li tabaklar orada mı? Bulamıyorum onları. Gamze'nin sepetleri, Fethiye'den sevgiler. Abdullah Türkan Gülay, nerelerdesin sen?
Yayın işte hep çekiyor olduğunuz yayınlarla, ay yerle alakalı. Ha, Dilek Hanım'mış, diva oluyormuş. Ego manyak değilim. Ne alakası var canım? Bir sürü diva var yani. Onlar da ego manyak değil de. Sema Akkoyun, hoş geldin Nurhan Hanım. Ah, Şengül Hocam da burada. Nesrin Korkmaz, hoş geldiniz. He, orada mı? Allah seni kahretmesin Düzce abi. İnsan bir söyler. Nerelerde olduğunu arıyorum. Norman Baycap. Sevgi Başak. Bugün bizi kim çekiyor? Bugün bizi İlayda çekiyor. Like atmayın. Beğenilmeye ihtiyacımız yok lütfen. Sonra yayın sonu kalp gönderiyoruz biz. Neriman Elvan Hanım, hoş geldiniz. Kadriye Hanım. Aha, arıyorum ulaşamıyorum. Siz arıyorsunuz, bana ulaşamıyorsunuz. Bugün bir şey güzelleştirmeyeceğiz dermişim. Bugün bir de gıcırdamayan bir sandalye almam lazım. Zeynep Ünat Kutlu, Aydın'dan selamlar. Bizden de Zonguldak'tan. Birsen Kılıç. İlayda sürekli oynuyorsun, ne yapıyorsun? Neyse, bayağı bir oluyoruz. 79 kişiyiz. Antalya Müjgan, Birsen Kılıç da var. Fozya, One Stroke Today diyorsun ama çok basit bir şekilde bir uygulama yapacağım. Yapmayabilirim de. Ebru Gündeş. Hacer sana Ebru Gündeş, merhaba İlayda diyor. Filiz ve Oya Hanım, merhabalar. Müjgan Hanım, merhabalar. Mustafa Çiğdem. Çiğdem. My Hobby. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Birgül Yıldız, selam. İlayda'dan da hepinize merhaba. Manisa'ya da buradan merhaba. Fonda pas efektler ne güzel. Fonda pas efektler. Fon. Ha, arkada. Yes. Küçük bir atölyem olduğu için camın önü bile dolu. İzmir'e geleceğiz. Zaman da kalmadı aslında da. Hocamızın ortanca kızı aynı Ebru Gündeş'e benziyor arkadaşlar diye yazıyor şey Hacer. Hülya Kayagüzel, merhaba. Bizim izlenme oranımız mı düştü? Ne oldu ya? Hanife Aktaş, duydum sesinizi. Dursun Hanım, kolay gelsin dediniz. Sağ olun. Fatma Kudal, küçük olan sıcaktır, samimi gelir. Tekirdağ, selam söylüyorum Hatice Hanım. Ya işte bu olduğunuz yerlerde artık bu fiber internete geçiş bilmem neleri mi varmış neymiş. Arkadaşlar, maskeleme jeli diye bir ürünümüz var için. Bununla beraber çok değişik eskitmeler yapabiliyoruz. Konuya girelim. Tırın önüne Kızılderili resim. Vay, ne diyorsun? Olabilir. Teşekkürler Hatice Hanım. Ay, geçmiş olsun Hülya. Maskeleme jeli. Çok kötü kokan, bildiğiniz saç boyası gibi kokan bir malzeme. Allah'ım ya, niye kokladım şimdi ben bunu? Ceylin'im, Meylin'im. Yok bugün Ceylin. Bugün İlayda var. Evet, o kutuda da şey yaptık, bir kat boyadık.
Sonra Rich'in dantel serisi olan bir stencil var, çok beğenirim. Onunla beraber rölyef pasta çektik kabarık şekilde. Sonra bıraktık, bir gün kurudu. Kuruduktan sonra da kızıl kahve antikuin ile birlikte glaze'i karıştırıp fırçayla tamamen yedirdik. Ve belli belirsiz sildik. Seni unutmadık Ceylin. Ya bu maskeleme jelinin koktuğunu söyleyecektim. Kokladım. Zaten alerjim var. Teh oldum. Kendimi feda ettim. İlaydacığım biraz daha yaklaşabilir misin diyor izleyicilerimiz. Arkadaşlar eylem de yok. Biriniz eylemi de çağırın. Demet sen varsın. Adminlerden kimler var? Hani var ya işitme engelli izleyicilerimiz. Onlar için lütfen ürünü yazın. Rich maskeleme jeli. Bunu kullanın. Kullanıyoruz. Belirtin. Maskeleme jelini bu şekilde objelere sıkıyoruz. İstediğimiz yere. Nereye yaklaş anneciğim? Nereye eskitmek istiyorsak. Bakın ben burada tahta gibi yaptım. Köşelere sıktım. Sıktığınızda bembeyaz olur. Şu köşeler mesela. Yaklaş anneciğim. Şu köşeler gibi beyaz olur. Kuruyunca şeffaflaşır. Evet Serpil Hanım. Ekmeklere vernik sürün. Çok güzel oluyorlar. Bakın şöyle bir tane ben yaptım, hazırladım. Maskeleme jeliyle kenarlarından geçtim. Belli belirsiz yerlerden. Sonrasında da üzerini rich gri akrilik normal renkle boyadım. Şimdi yaklaş aşkım. Bu şekilde tırnağımla çekiyorum bakın. Görüyor musunuz? Jeli şu an kopartıyorum. Nereleri jellediysem. Bakın. Çok doğal eskitmeler yapabilirsiniz bu jelle. Böyle soyuyorum. Serapcığım sağ olasın. Telefon İlayda'daydı. Aradığını söyledi. Dedim yayından sonra ararım ben arkadaşımı. Rich Green normal akrilikli. Ha, ben de bana diyorsunuz zannettim. Bakın şuralara da sürdüm. Tırnağınızla kaldırıp alabilirsiniz. Görebiliyor musun anneciğim? Siz görün diye ben tersten işlem yapıyorum. Ciklet gibi soyulur. Birgül Fatoş'u davet et. Maskeleme jelini görmek istiyordu. Evet soyması güzel. Ama ben burada araları olan bir yere sıktığım için biraz beni zorlayacak. Önemli değil. Bu objeyi çok seviyorum. Yani baharatlık yapın, minik raf yapın, mutfağa koyun. Nereye koyarsanız koyun. Gerçekten bayılıyorum. Bakın böyle ciklet gibi soyuyoruz. Olay bundan ibaret. Nereye yaptıysanız. Çok doğal döküntüleriniz olur, eskitmeleriniz olur. Neslanmadan. Yazdın mı annem? Ceyne de bakar mısınız? Zehir Afiye. Eylem ablasına ve Stella'ya yazmış yayın var diye.
korkunç şarkının şu an. Wooden Wax ile eskitme jelinin arasındaki fark, Wooden Wax sürüldüğünde zımparalayıp ya da şey yaparak dökersiniz. Ama eskitme jelinde nasıl diyeyim sana, nokta atışı yapabilirsiniz. Şimdi bakın, sürdüğünüz kadarı oradan kopar. Yayılmadan. Yani bu kenarlarda falan, bu Wooden Wax'da bu kadar net bir görüntü elde etmemiz biraz zor. Ama eskitme jeliyle daha kolay. Farklı efektler de yapabilirsiniz tabii bu arada. Mesela nasıl diyeyim? İşte bir cupcake'de çikolata damlamış gibi de yapabilirsiniz. En basit örneği. Hoş geldiniz. Mesela bu kenarlara girdiğinizde, tabii siz şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben en iyisi biraz kalkayım. Wooden Wax'la bu kenarlara girdiğinizde böyle bir keskin görüntü alamazsınız. Yakalıyor musun anneciğim? Bakın. Gördünüz mü? Ben mesela yukarı doğru sürdüm, yanlara sürdüm. Yani maskeleme jelinin eskitmesi çok daha farklıdır. Zevklidir. Ve burada siz hükmedersiniz. Nereye ne kadar yaptıysanız o kadar oradan çıkar. Kontür halinde gidebildiğimiz için bu jelde, mesela Wooden Wax'ta kontür halinde gitmek gibi bir lüksümüz yok. Fırçayla gidiyoruz. Ama şimdi göstereceğim size. Maskeleme jelinin ucu zaten kontür gibi. Buraya yazı dahi yazabilirsiniz yani diyeyim. Sadece o kadarı soyulacaktır. Böyle. Muhalla Hoca burada mı diyor, bilmiyorum ki. Yoktur herhalde. Tuğba da en sevdiğim teknik yazmış. Mesela bir cupcake boyayın. Yani boyayın derken üstünden çikolatalar akıyormuş gibi yapın. Soyduğunuzda o çikolatalar oradan akmış gibi olacaktır. Maskeleme jeli güzel eskitti mi? Evet, eskitiyor ama hepsinin tadı farklı. Hepsinin dokunuşu, dokusu, hepsininki farklı olduğu için ben tabii böyle alengirli bir obje seçtim. İlk önce şu poşetli yer yaparsam daha iyi görürsünüz. Soymayla uğraşmak istemiyorum. Direkt gidiyorum burada. Tırnağınızla alın. Ne kadar sürdüyseniz o kadarı çıkacaktır. Diğer yanlardaki olan hiçbir şeye zarar vermeyeceksiniz. Çünkü orada boya tamamen tutunuyor. Tutunduğu için de sizin herhangi bir şekilde onu zedelemeniz imkan dahilinde değil.
Tuğba, aklıma ne geldi biliyor musun? Allah seni bildiği gibi yapsın. Geldim İstanbul'da elit pastanesinde çay içtik. Yani çay kahve her neyse. Fırçanı niye getirmedik? Gerçi buluşacağımız garanti değildi de. Sonradan dank etti bana da. Bakın mesela burada. Yani yayında niye o zor objeler seçersin? Be kadın. Anlamam ki. Bakın. Tamamen. Ay. Görebildiniz mi nasıl eskidiğini? Daha koparak. Şöyle yapayım da. Merhaba Arzu Hanım. Stella hoş geldin. Şimdi bakın burada da poşetliğime daha önce sürdüm. Buralarına falan. Hemen boyayalım. İzninizle. Ha, değil mi? Bir daha çay içeceğiz. O da olur. Maskeleme jeliyle Wooden Wax'ın farkını anladınız mı? Wooden Wax yayarak eskitmek içindir. Maskeleme jeliyle çok daha net eskitebiliriz. Evet, akrilikte griye bayılıyorum. Gerçekten harika. Her şeye mi uyar? Evet arkadaşlar, bence her şeye uyuyor. Eskitmeye de uyuyor, net çalışmaya da uyuyor, hepsine uyuyor. Ana, bu mavi nereden? Ha, mavi nereden çıktı? Alttaki tükenmezden. Amanın. Şu arkaya size göstereyim aslında nasıl olduğunu. Mesela bakın, eskitme jeli böyle cıvık bir şey. Şuradan aşağıya şeritler çektiğimi düşünün. Niye de oradan aşağı çektiysem artık. Bakın şöyle yayın mesela. Hani şöyle hafif tahtalarda şey oluyor. İşte böyle. Yapıyorsunuz, kuruyor. Kuruduktan sonra boyuyorsunuz. Ondan sonra soyuyorsunuz. Olay bundan ibaret. Allah. Hazır yani. Yaptığım yeri de soydum. İyi mi? Neyse. Çok büyük bir şey değil. Önlüğüm var da vallahi önlükle çok bir şey yapamıyorum ya. Ben mecbur olduğum hiçbir şey yapamıyorum. Hoppa. Ne grubu attın Evriye? Kadıncağız. Evriye yeni admin ya. Bir grup paylaştı gördüm de bizim kendi grubumuzu mu paylaştı? Ne yaptın? Kendini geri dönüşümde sandın Evriye herhalde. Gülerim
içinden canım. Emine Başoğlu, bu çizgileri neden sürdüm? Maskeleme jelinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını göstermek için sürdüm. Maskeleme jeli nedir? Eskitme uyguladığımız bir tekniğin malzemesidir. Her zaman yanlara fırçanızın sırtıyla sürün. Bu arkadaşı biraz bırakalım kurusun. Tepsime geçeyim. Teşekkür ederim Nur. Dikkat çekmenin başka yolu yok ki diyor ya. Teşekkür ederim Diva. Evet, seri olmayı seviyorum. Hani böyle bir yayın açıp da o saatlerce durup lay lay lom yapıp ondan sonra da bir objeyi çıkartmak pek bana göre bir şey değil. İnsanlar burada vaktini harcıyorsa, takip ediyorsa bence bizim de onlara ne kadar hızlı, ne kadar çok neyi anlatabilirsek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Yani eğitici, öğretici olalım, satıcı olmayalım. Hızlı hızlı. We are waiting. Peki Foyzu. Yeşim Arslan da geldi. Hoş geldin. Multi ile boyamıyorum. Normal akrilik. Normal Rich'in gri akrilik boyasıyla boyuyorum. Kendisiyle çok aşırı neşirim, çok severim. Bir gönül bağımız var. Teşekkürler. İnce neye tele transferi nasıl yapıştıracaksınız? İnce pazen mi? Ben mi yanlış anladım? Evet, su sıkıyorum. Boyalarımızı biliyorsunuz, sulandırmamız gerekiyor. Yoksa fırça izi çok kalır. Olduğu yerden kaba olursa ahşapla birleşmez. Bu tepsiye de bayılıyorum. Sağ ol Nurhan, nerelerdesin? Artık bilemiyorum ha. Küsmeye başlayacağım inan ki. Boyana boyana kaçıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ki. Hacer, önemli değil kuzum. Sen iyileş, boyarsın. Yeter ki iyileş yani. Benim de öyle boynum ağrıyor. Ölüyorum ağrıdan. Sağlık hiçbir şeyle değişilmez. Önce sağlık.
Ben bunu çok küçük yaşlarda öğrendiğim için. Yasemin şımarık değildi. Yasemin tepsi simitçiydi. Simitçi ve normal çay tepsisi. Ona benim adımı vermişti imalatçı sağ olsun. Her yere de faturalarda o şekilde gitti. Hoş bir şey yani. Eskitmelerde üstleri giderken fırçanızı belli belirsiz vurun. Nihal Hanım, sanırım siz yenisiniz. Ahşaba ham obje kullanıyorsak, ahşaba biraz su sıkarak boyamızı, kıvamını açıyoruz ve direkt sürüyoruz. Bizim grup için şey diyorlar arkadaşlar. İşte hocam sizin grupta profesyonel çok ya da malzemeyi biliyorlar. Biz anlamıyoruz. Nigar Hanım geldin mi? Hoş geldin Elif. Elif hocam. Evet, hep geç kalıyorsunuz ya. Grup küçük büyümez. İzlenme oranları az. Bursa'ya mı? Gelirim bir ara. Bir ara geleceğim. Merhaba. Hasta mısın? Vallahi bilmiyorum. Trip atabilirim. Başka hocaları izlediğini görüyorum. Nurdan, Nurhan. Seviyorum seni. Ay, Sedef Nur'a bak. Mutfağı karıştırıyor. Canan, evet, sen hep vaktinde geliyorsun, doğru. Yani biraz daha uğraşırsam masanın altını çekeceğim. Kalksana kızım. Ya da tableti kaldı. Yayılmış oraya. Nigar Hanım ne güzel işte. Evi temizlediniz, sonrasında sefasını sürersiniz. Mis. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım siz değil miydiniz ya? Size rich bayiliği vermiyor muyduk biz? Ali İhsan Elveda. Hangi günler oluyor? Ya genelde her gün oluyor. Tat tat tat. Aa, welcome Suzette. Ay. Canım benim. Suzette, Suzette Leon. Suzette Leon. Öpüyorum kendisini. Nereden de Buenos Aires'ten. Yok, San Paulo'dandı. Thanks. Yes. Harikasın. Sağ olsun takipçim.
Bazen yazıyor. Benim işte çeviriciden falan Tarzanca İngilizcemle. From Sao Paulo. Maskeleme jeli, evet, bozulmaya müsait bir malzeme. Zehra Arıcan Çiğdem. O da yok bak, yeni geldi, görüyor musunuz? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum arkadaş. Funda, telefonunda problem varsa şeye geç. Neydi o? Tablete. Olmadı bilgisayara. Olmadı internet kafeye. Koş. Canım benim. Onu da İstanbul'da tanıdım. Çok şeker. Çok tatlı. Bir aralar casus olduğundan şüphelendiydi. Dermişim. Takılıyorum Funda'ya. Ne güldük ne güldük o gün kahvaltıda. Bayağı bir eğlendik. Cemile Hanım, bozulabilir. Nigar Hanım, gri sürüyorum. Akrilik gri. Çok severim. Kahveyle uyumuna da bayılırım. Kahverengiyle. Hemen kolaycana içini bir bitireyim de diyorum sizin için. İkinci katı sürüyorum. O şöyle bir Allah olsun. İlayda bak, karanlık ve uzak çekim belli olmuyor renkler diyorlar. Kalkarsan sevineceğim. Bu gri ne numara? Rich 229 gri. Nevriye'ye de bakar mısın? Hem icrana kızıyor hem de sonrasında da gönlünü alıyor. Nevriye bu yani. Bir kızar, bir susar. Melih Hanım merhaba. Yani okuyorum, cevap veriyorum, boyuyorum, 3 obje yapıyorum. Kendi rekorumu aştım artık yani. İkisi ayrı şeylermiş. Peki Nevriye Hanım. Vintage değil, normal düz akrilik. Vintage serisi değil. Bildiğimiz normal. Hiçbir yokken olan seri. Şimdi vintage çıktı, multi çıktı, pabucu dama atıldı ama gerçekten harika olan renklerinden biri de yani. Hatice'ye hoş geldin. Arkadaşlar linkte sorun var. O yüzden şu an linkten alışveriş gibi bir şey yapmayın. Düzelirse eğer haber vereceğim. Düzelmezse de artık ne yapalım. Diyorum ya ben ticareti beceremem diye. İşimi sev, beni sevme. Güzel bir şeymiş. Bugün Esin Hocam da yok herhalde. Serpil de görülmüyor. Maskeleme jeli. Söyledim ama
Arkadaki ne alemde. Bakın şeffaflaştı. Şu an burayı da yapıp soyabilirim. Demin sürmüştüm. Görmüşsünüzdür. Çok sevebilirim işte. Vallahi netlerinizde mi sıkıntı? Bizde sıkıntı yok. Rahatlıkla görenler de var. Hiç göremeyenler de var. Ben anlamadım. Bir orta yolu bulamadım yani. Bir baz istasyonu kuracağım kendi grubumuz için. Böyle bir şey düşünüyorum. İlayda'yla her şeyi aldık mı diyorduk. Şeyi almamışız. Beğeni atmayın. Luften atmayın. Şunun içini kurutalım da. Bakın çoğu yerde sıkıntı yok. Bazılarında sıkıntı çok. Anlayamadım ben de. Hayret, Virgül sende yayın yoktu. Beni seyretmekten kota kalmadı. Oh iyi işte, başkasını seyredemezsin. Ha ha ha, süper olur. Granit değil, gri. Düz akrilik gri. Sen orada dur. Bakın. Bir yere gitme Funda. Boş ver. Görmesen de olur. Bakın soyuyorum şimdi. Görüyor musunuz? Ciklet gibi. Cik cik cik. Sürdüğünüz gibi soyarsınız. Fay hattı gibi. Hoppa. Şuradan da alıyorum. Bakın internet olarak bakın mı ne varmış diye Elif hocam sormuş. Ya ilk defa görüyorsunuz ya. Ya bakın. Bakın ne ka güzel. Ne ka süper. Bakın köşeleri. Hadi şöyle göstereyim ben de. Bakın. Hop istediğim nereye sürdüysem orayı soyuyorum. Gördünüz mü? Masalarda, sehpalarda, kutularda, panolarda istediğiniz yeri soyabilirsiniz. Yayarak değil, kopartarak eskitme. Şurada da olması lazımdı. Ay parmağıma dolandı. Gel Funda gel.
Evet, tahta görünümü vermek istediğiniz şeylerde çok etkili bir çalışma. Mozaik jel. Ne mozaik jeli ya? Maskeleme jeli. Mozaik jeli beni andı. Benle de bir çalışma yaptı herhalde. Şöyle kenarlara da atlaydım. Onları bulup soymaya çalışıyorum. Mesela rengarenk budak göstermiştim size. Onun gibi düşünün. Ama maskeleme jeli kullandığınızı düşünün. Aralarda tahta görünüm elde edebilirsiniz. Bugün Serpil hocamın da gördüm çalışmasını. Kuziko. Çok güzel olmuş. Ben bir yandan da konuşuyorum ha. Tamamdır. Sağ olun. Tek tanem. Biz de battık burada. Gördünüz? Ne kadar güzel oldu. Şunu da bir soyalım da. Bunlara bir desen atmak gibi bir düşüncem var ama. Telefonum bile şey oldu ya. Beğendin mi Stella? Teşekkürler Diva, Tuğba. Kavanozda da olur Yenay. Çok da güzel olur. Kavanozunuzu kahverengi boyayın. Mesela boğum kısımlarına maskeleme jelini sürün, kurusun. Ondan sonra da üzerine krem rengini sürdüğünüzde kopartın. Oh. Kimin yorumu? Neyse bir şey kaçırdım gene ama. Evet. Döküyoruz. Yonuyoruz. Kavanozda da çalışabiliriz yani. Görmek isterseniz. Bir yandan da tam kurumadı.
Burası kurumuş. Lastik gibi. Eylem nerelerde ya? Yani bakın, workshop gibi özel ders veriyorum ben burada size. Kıymetinizi bilin. Grubum. Arkadaşlarım. Veriyoruz ama şuraya bak, 151 kişi izliyor. Gel de isyan etme. Yayından çıktıktan sonra patır 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 izlenme sayısı yükseliyor. Bu sefer sinir oluyorum. Kendilerinin görülmesini istemiyorlar herhalde. Utanıyorlar mı, ne yapıyorlarsa. Tırnaklarınız acıyamaz. Öyle bir ihtimal yok. Çünkü çok rahat çıkıyor olduğu yerden. Allah. Lastik gibi uzadığı için gittim yan taraftaki şişeyi düşürdüm. Sadece ilk alırken tırnağınızla işiniz var. Haricinde yok. Hoppa. Ne ka zevkli. Maskeleme jeli. Rengimiz kahverengi. Kahverengi sürdüm. Griye daha yakışıyor. Siyah çok keskin olurdu. Üzerine de maskeleme jeli uygulayıp griyi kullandım. Bunları da yazarsanız orada söylediklerimi. İşitme engelli olup bize ulaşan o arkadaşlar gibi olanlar. En azından malzemenin ne olduğunu bilirler ya da tekniği. Bakın şurada mesela şöyle var ya, elinizle dümdüz gidin, bitsin. Buralara sürmüş müyüm? Evet, sürmüşüm kafama göre gittiğim için. Mobilyalarınızı da kullanabilirsiniz. Ağzını kapat ya senin. İlayda çok sıkıldı. Allah'ım. Evet. Ana, boyam nerede? Bu değil. Nereye gitmiş olabilir ki? Burt ambarım. Güllerin
içinden canım. Yok maalesef. Maskeleme jeli. Eskitme jeli değil. Aa, burayı soymamış. Hemen 2 dakikada soyuyorum. Yağlı boya sürüyorum, evet. Zamanınızı çok almamak için hızlı hızlı çalışmaya çalışıyorum da ondan. Şındık. Siyah sürdüm, bört ambarımı bulamadım. Bulamayınca da. Şöyle müsaadeniz olursa ben şurayı bir ayıklayacağım. Uyuz oluyorum böyle tozlar o yanıma bu yanıma gelince. Biraz da sanat formülaydı onlar da. Şimdik. Aa, yani Yasemin. 40 yaşını geçtin. Şu bayayı çalkalamayı öğrenemedin arkadaş ya. Boyalarım bitmiş. Günlerin içinde. Fatoş Hanım neredesin? Çağırın Fatoş'u diyorum. Gelen giden yok. Şurada bir gölgeleme fırçam olacaktı. İleride beni şimdi yukarıdan çekmem lazım. Aa, nasıl becerdim de buraya aldım acaba bu şeyi bilmiyorum. Anneciğim elimi çekersen arkadaşlar görebilsinler. Hocam duy beni mi? Aa, duydum seni bak karıştırdım işte. Ya
yayınlarınızın donması işte sizin netlerinizle alakalı. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Şans yok bende işte, ne yaparsınız? One stroke'da bir koyu, bir açık yüklüyorsunuz ve bu şekilde koyu taraf içeri gelecek, açık taraf dışarı gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Multi surface ile çalışıyorum. Çok yoğun olduğu için zor çalışıyorum. Gel Elif, yap. Benim için sıkıntı değil. One stroke'lu ustalar var yani. Bizim için bizimki hobi amaçlı. Şöyle bir gideyim diye düşünüyorum. Bir fırçam daha vardı. Onu yere uçurduydum. Acaba nerede? Yaklaştır aşkım. Elimizi yakından yürüyün diyorlar. Bir beyaz alayım. Yoksa göstermiyor kendini. Daha göstereyim şöyle size.
Yazılıyı çok okumuyorum ben. Ne yazdığını bile göremiyorum yani. Paleti de almadım. Karıştı gitti renkler. Renk de göremiyorum ki. Renk de yok arkadaş. Tey tey tey. Ay. Parçalarımın hepsinin renkleri birbirine girdi ya. Canlı yayında da olacak şey mi bu? Güllerin içinden. Bu nereden takıldı ağzıma benim?
Acayip karıştı. Fırçayla şey. Gidip yıkamam lazım. Işıktan görülüyor değil mi? Ne alemdesin Layla? Hı? Yaşıyorum. Yaşıyor mu? Sıkılmadın değil mi? Yani yayında one stroke yapmaya kalkan bir annen olunca yapacak bir şey yok. Kırmızı şart da şu an alamam bir yerden. Eğer elimi falan çekmediysen var ya, birazdan isyan ederler. Ay yeter bu kadar. Kendimi bile unuttum ya. Allah, şeye bile bakmamışım. Ay. Tey. Tepsiye de yapacaktım da kalsın. Artık sabaha kadar boya yaparmışım burada. Şu bakayım ne olmuş grupta. Sanki ben bu grupta. Benim bu grupta yokmuşum gibi. Ben arkadaşlar size zaten bildiğim kadarıyla tabii ki asla iddia etmiyorum. İddia etmekten ödüm kopuyor. Hemen yarın başlarlar artık. Sen ne biliyorsun da bilmem ne de falan da filan da hiç uğraşamam. Bildiğim kadarıyla zaten size bu tür çalışmaları göstermeye çalışacağım. Çok da süper olmadı ama yayında anca bu kadar. Kırmızım mırzım mızım. Ben şimdi bir yandan boyaları eve falan böldüğüm için. Boyuna standtan malzeme açıyorum zaten. Huyum kurusun. Oldu mu ya? Bir de ben bakayım uzaktan. İşte. Birazcık oldu gibi sanki. Daha bir sürü şey yapılabilir. Yani Mislihan önemli değil. Sen git dinlen. Aşk olsun ya.
Daha yağlı boyayla eskitilebilir. Daha eskitilecek aslında yani. Ben alel acele böyle bu kadar yaptım. Ha, şu garibime de. Şurada rafım vardı ya. Ay ben buna bayılıyorum ya. Şöyle baharatlıklarını koy, tuzluğunu muzluğunu koy. Şuradan da asabiliyorsun. Oymalarım vardı. Oyma takacağım ona. Onu da yapayım da. Aklımda kalmasın yani. Ya bu gerçekten hani ne bileyim o kadar üstatlar var ki bizimki işte bildiğimiz kadarıyla. Daha neler olur neler. Hey! Uçsuz bucaksız. Daha neler var Tuğba? Dın dın dın. İnşallah ucun kapanmamıştır ha. Yeminle kapandı ya. Bir makasım vardı. Neyin bitmiş halini? Gösterdim ya. Ha şey mi? Yağlı boya falan yapınca mı? Allah kahretmesin. Olan şeyi de döktüm buraya ya. Yani kamera arkası hataları diye bir şeyler vardı ya. Çekim hatası falan. Kim ne diyor? Ha pardon. Ya öyle diyorsunuz ama bizi etkiliyor böyle şeyler. Bakın nasıl güzel oldu değil mi? Şunları da böleyim hemen. Ha takımın son halini mi? Bilmem. Belki de takım olarak yapmam. Yarın bakmışsınız öbür güne de başka bir şey yapmışım. Oymalarımı da kırayım. Hemen siyaha boyayayım. Boyutlu stencil. Evet göstereceğim. Gösterdim zaten geçenlerde. Seramik kaftan çok boyadık biz. Ama tabii doğru yayınlar kalktığı için. Arkadaşlar YouTube'dan izleyin artıkın beni. Ah bari tıklanma sayım artsın. Ay teşekkür ederim. Beyza Karataş teşekkürler. Öptüm sizi. Şunu son bir şeyini de yapayım. Nerede oymamın tekini çalmışlar? Allah Allah. Biz buraya 3 tane koymamış mıydık İlaydacığım? Canım benim. Onu da eli mi yaptık ya? Ters oldu biri. Ha? Olabilir. Öbür tarafı da ters yapıştı. Biz dengelemiş oluruz da. İş şeyde. Nereye koyduk oymaların diğerlerini? Paketi nereye uçurdum? Vallahi billahi var ya. Al. Al işte. Al. Şimdi ne olacak? Vay kadın 10 saat malzeme arıyor olacak. Canım çocuğum. Şunu bulmama yardımcı olursan şayet çok sevileceğim. Sandalyelerin üstüne bak. Yerde. Yere evet. Düşmüş bak. Sandalyenin altında. Ha buldum.
Abi boyama yaparken insan kendini kaybeder mi ya? Kaybediyor işte. Şekil A. Şekil A'da ben Deniz. Az kaldı, az kurtulacaksınız benden. Şunu da bir bitireyim de. Bu tür lazer objeleri en güzeli üstten elinizle boyayın. Fırçayı girdiğiniz zaman aralara giriyor ve o zaman tüm araları boyamak zorunda kalıyorsunuz. O da gerçekten çok meşakkatli bir iş. Bence direkt elinizle üstten boyayın. En güzeli, en sağlamı, en sağlıklısı bu. Ama ille de ben elimi bulaştıramam diyorsanız siz bilirsiniz. Boyayabilirsiniz. Şimdi bunu üste takmışım. O yüzden bunu da üste takarak yaptığım hatayı düzeltebilirim. Evet. Şu an hata olmaktan çıktı. Neden ben yarım görünüyorum? Görünmüyormuş. Siyah yağlı boyamı bulursam buldum. Çocuklar artık benim bu tempoma alışkınlar. Evet, bugün Fatma Aktaş, Metin Hocam, Derya Baykal'daydı arkadaşlar. Zaten bu işin üstadıdır. Biliyorsunuz ben de ona gitmiştim workshop olarak. Bence çok hoş oldu. Nasıl da övüneyim bilemedim şimdi ama. Neyse. Şöyle buyurun. Harika bir obje. Harika bir malzeme. Falan. İşte rafımız, mini rafımız. Bakın, ne yaptım burayı? Becerdim yani. Olabilir, yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun bize. Bakın, çok güzel malzemelerimizi koyabiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Olmadıysa da artık ne yapayım bilemiyorum. Hocam tonlara one stroke ister mi acaba? One stroke bunun aslında tam şu raflara var ya, minik güller düşündüm ama uygulamayacağım herhalde. Teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Bye Spice. Maskeleme jeliyle çok güzel şeyler yapın. Miray Yıldız 10:30, 11 gibi bana yaz. Tamam kuzum. Bye. Görüşmek üzere. Yarın belki değil ama görüşürüz herhalde. (Gülüyor)
İyi akşamlar, iyi geceler.